Fonksiyonlarda 4 işlem soru 5 arkadaşlar. Evet. F fonksiyonu verilmiş. G fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman X fonksiyonum tanım kümesi 0, eksi 1 ve 2 sayıları var. Yani şöyle diyelim. Tanım kümesi 0, eksi 1 ve 2 sayıları varmış. Burada da eksi 2, eksi 1, 0 ve 3 var. Evet. Eksi 1. Sıfır yok Eksi 1 ile 2 var. Bak burada eksi 1 ile 2. Burada da eksi 1 ile 2 varsa bunların ortak tanım kümesi. Eksi 1 ile 2. Bu aralığa bakacağım. Şimdi 2f artı 3g x diyor ya. Yani 2f eksi 1 artı 3g eksi 1'e bakacağım. Ve 2f şey 3 Doğru pardon. 2F 2 artı 3G 2'ye bakacağım. Ki 2F artı 3G 2, eksi 1'i versin. Burası 2F artı 3G 2 de burayı versin arkadaşlar. Güzel. Anlaşıldı mı? Pekala. F eksi 1'e bakalım. 2'dir. 2 çarpı 2'den buradan 4 gelir. Artı G eksi 1. X görmeye eksi bir yazmanın 4 gelir. 4 çarpı 3'ten de 12 buradan gelir. Demek ki arkadaşlar burası eksi 1 16. Güzel hocam. Şimdi F kim? X gördüğüm yere 2 yazdığım zaman 5 olarak vermiş. 2 çarpı 5'ten burası 10 gelir. Artı G2 0'dır. 3 çarpı 0'dan 0 gelir. Demek ki burası da 2 olmuş arkadaşlar. Bizim 2F artı 3 GX'in kümesini sorduğu için arkadaşlar bunu ifade edersin. Dersin ki hocam şöyle eksi 1 16 virgül 2'ye 10 şey ifade edersin. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Bu şekilde ifade etmemiz sebebi iki tane ortak kesişim noktası olması. Eksi 1 ile 2. 3 tane olsaydı 3 tane ifade edecektim. 1 tane olsaydı 1 tanesini alacaktım. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Evet. Bu noktadan sonra artık grafiklere geçeceğiz. Fonksiyonlarda grafik çizmeye Bakacağız arkadaşlar. Onlar da görüşelim inşallah.